Herkese merhabalar. 2022 yılını geride bıraktık ve 2023'e girdik. Türkiye'de saat farkından dolayı tabii sizler daha önce girdiniz yeni yıla. Biz burada 8 saat sonra girdik. Herkese sağlıklı, huzurlu, kazancı bol, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir sene, yeni yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur gelen yılda. Tabii geçmişte pandemide, yani kısa süre önce pandemi yaşadık biliyorsunuz. Pandeminin ekonomiye çok büyük etkileri oldu. Hala da benim gördüğüm kadarıyla işte 3 tane ülkeyle yakın temas halindeyim. Eşimden dolayı Kolombiya, yaşadığımız ülke olan Amerika ve doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Türkiye. Tabii bilgiler geliyor. Yani benim gördüğüm işte hayat pahalılığı 3 ülkede de aynı şekilde. Bunlar hep pandeminin devamı olarak devam ediyor. Ümit ediyorum bu yeni yılda bu zorlukların üstesinden geliriz. Herkes çok zorluklar çekti. Hala da çekiyor. Hayat pahalandı bütün ülkelerde. Ümit ediyorum ki bu hayat pahalılığı düşecek. Üretim daha düzelecek. Onun dışında bir takım notlar aldım. Her sene ben esasen kendim bir liste hazırlıyorum. Ve o listeye bağlı kalmaya çalışıyorum o sene boyunca. Listeme aldığım kalemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci önceliğim tabii ki ailem olacak. Aileme elimden gelen katkı göstereceğim. Çocukların okumasıyla ilgili, onların gelişimleriyle ilgili elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Onların müzik kursuna gitmelerini, devam etmelerini sağlayacağım. Onun dışında derslerine yardımcı olacağım ve yeni başlattığım bir şey, okudukları kitap başına onların harçlığına yardımcı olacağım. Böylece onlara finans dersi vermiş olacağım. Paranın kazanılmasının kolay olmadığını ve bir takım şeyler yapılması gerektiğini, emek verilmesi gerektiğini onlara öğretmeyi düşünüyorum bu projeyle. Onun dışında çevremde maddi ve manevi ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam edeceğim. Bunu sürekli yapıyorum. Bir övünme kaynağı değil. Bir ihtiyaç. Manevi olarak kendimi daha rahat hissediyorum bunu yaptığım zaman. Daha önce burs fonuna yardımcı olmuştum. Öğrenci burs fonuna. Lise yapımı inşaatına yardımcı olmuştum. Bu sene bakacağım. Yani ne gibi opsiyonlar var onlara bakacağım ve yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı şekilde içinde bulunduğum komünitenin yemek paketleme işini yapmıştım. O tür şeyler yapılabilir bu sene. Yani bulunduğum komüniteye yardımcı olacağım. Ve beni yetiştiren ve bugünlere getiren güzel Türkiye yardım edebileceğim şeyler bulacağım. Listemdeki bir başka kalemde annemin torunları için daha çok zaman geçirmesi için elimden geleni yapacağım. Ve biliyorsunuz bu dünyadan bize kalan hatıralar, güzel geçirdiğimiz zamanlar. Annemin torunlarıyla güzel zaman geçirmesi için elimden geleni yapacağım. Onu buraya davet edeceğim. Biz Türkiye'ye gidip onu ziyaret edeceğiz, annemi ziyaret edeceğiz. Bu da listemdeki başka bir kalem. Daha birçok kalem var listemde ama en önemlileri bunlardı. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen sizler de 2023'ten neler bekliyorsunuz, beklentileriniz neler? Bunları yorum kısmına yazarsanız ve paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Bu paylaşımlar bize de bir şeyler katar. Çok teşekkür ediyorum.